Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, güzeller güzeli bir kulübede, harika bir ormanın içinde, Pofidik adında minik bir ayıcık yaşarmış. Minik Pofidik'i hatırladınız mı? Evet, minik Pofidik çok tatlı, çok şirin bir ayıcıkmış. Babasıyla dışarıda vakit geçirmeyi, onunla güzel sohbetler etmeyi, oyunlar oynamayı, beraber zaman geçirmeyi çok severmiş. Babası da çok eğlenceli bir ayıcıkmış. Onunla beraber bahçelerde, dışarılarda güzel güzel oyunlar oynar vakit geçirirmiş. Bir akşam Pofidik'e babası artık balık tutmayı öğrenmesi gerektiğini söylemiş. Pofidik bu işten çok hoşlanmamış ama babasını da üzmek istememiş. Beraber kovalarını hazırlayıp orman yoluna çıkmışlar. Nehrin kıyısına gelene kadar sohbetler edip oyunlar oynamışlar. Nehrin kıyısına geldiklerinde Pofidik biraz ürkmüş. Ne yapacağını hiç bilmiyormuş. Babası ona suda yaşayan hayvanları etrafı gezdirip göstermiş. Balıkları göstermiş. Bak demiş, bu balıkları sen artık yakalayacaksın. Balık yakalamayı öğrenmen gerekiyor demiş. Pofidik'le beraber suyun içine girmişler. Balıkları inceleyip onlara bakmışlar. Pofidik nasıl yakalayacağı konusunda hiçbir fikre sahip değilmiş. Babası balıkları yakalayıp onun da denemesini istemiş. Fakat Pofidik bir türlü balıkları yakalayamıyormuş. Ne yapacağını bilemiyormuş. O sırada oradan geçen bazı hayvanlar Pofidik'i görmüşler. Onunla dalga geçmeye başlamışlar. Ona gülmüşler. Pofidik bunun üzerine çok üzülmüş. Sanırım balık tutmayı başaramayacağım deyip ağlamaya başlamış. Babası bunu görünce onu teselli etmiş. Sakın pes etme. Sen bunu başarabilirsin. O sırada Pofidik tekrar denemeye çalışmış. Bu arada oradan geçen bir maymun Pofidik'i görmüş. Hayran hayran Pofidik'i izliyormuş. Pofidik yine maymunun da onunla dalga geçeceğini düşünüp çok korkmuş. Ama maymun ona şöyle demiş. Hey, çok iyi gidiyorsun. Kesin bu sefer balığı yakalayabileceksin. Helal olsun sana. Hadi devam et, vazgeçme demiş. Pofidik çok şaşırmış. Hiç böyle bir tepki beklemiyormuş. Maymunun bu desteğiyle bir güç kazanmış sanki. Ve o anda bir pençesini atmış ve eline kocaman bir balık gelmiş. Kendisi bile o balığı yakalayabilmiş olduğuna inanamıyormuş. Çok sevinmiş. Maymun, işte gördün mü? Harikasın. Başaracağına inanıyorum. Devam et. Böyle giderse buranın en iyi balık yakalayan ayıcığı sen olacaksın demiş. Pofidik duyduklarına çok mutlu olmuş ve balık yakalamaya, azimle çabalamaya devam etmiş. Ve günün sonunda babasına 3 tane balık yakaladığını gösterip çok mutlu olduğunu söylemiş. Evet, işte böyle. Çocuklar, istediğiniz şeyi yapmaktan asla vazgeçmeyin. Çabalamaya ve gayret göstermeye devam edin. Eğer devam ederseniz çabanızın sonunda mutlaka istediğiniz şeyi başarabilirsiniz. Kendinize güvenmekten ve inanmaktan vazgeçmeyin. Ve minik Pofidik gibi siz de başarının, mutluluğunun tadını çıkarın.